بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب وتنزل رحمه الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب وتنفتح البصائر بعد غيثا فتنكشف الغياهب والغيوب وينسى ظلم من ظلم وتشفى جراح في الفؤاد لها ندوب وتطوى ذكريات كالحات لها في الصدر ان شرات نعيب من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Evet değerli kardeşlerim, benim yapacağım dersin, mevzunun konu başlığı daha önce de geçtiği üzere daha önceki kardeşlerimizin de üzerinde durdukları meselenin biraz daha farklı bir boyutu olarak günümüzdeki hadis inkarcılarının tabiri caizse daha umumi bir manada sünnet inkarcılarının nereden nereden nemalandıkları veyahut bunların önceki geçmişteki akıl hocaları bunlar kimlerden eğitim almışlar bunların selefimiz indindeki değeri bununla beraber daha hususi bir başlık olarak bu insanların yani geçmişte hadisi inkara, sünnetin tamamını inkara yönelik konuşma yapan hadis inkarcılarının aslen İslam dininden önce hangi dine mensup oldukları ile ilgili. Çünkü onların çoğu geçmişte birazdan örneklerini vereceğimiz Kur'an'ın ve sünnetin hakkında ileri geri konuşan insanların daha İslam dinine girmeden önce hangi dine mensup olduklarıyla büyük bir irtibatı var. Yani İslam dinine girdikten sonraki sünnet inkarı İslam dinine girdikten sonra sahabenin rivayetlerini kabul etmeme durumu onlar da aslen İslam dinine girmeden önceki ahlaklarından ve din anlayışlarından kaynaklanan bir durum olduğunu da selef ispatlamıştır. Buna girmeden önce hepimiz biliyoruz ki Allahu Azze ve Celle'ye karşı ne olursa olsun kesinleşmiş hükme Allahu Azze ve Celle tarafından cezmedilmiş hükme karşı koyarak akli bir istidlalle delil getiren ilk varlık şeytandır. Zira Allahu Azze ve Celle Adem'i yaratmayı irad ettiğinde ve onu yarattıktan sonra meleklere kendisine secde etmesini emretti. Bunun üzerine şeytan İleri geri bir cümle kurmadan akli olarak işin sadedinde bir cümle kurarak Allahu Azze ve Celle itirazda bulundu. Şimdi bu cümleyi, bu kurulan cümleyi şöyle anlamak lazım. Akli getirilen delillerin tamamı zahiren zahiren net ve pak bir şekilde görülebilir. Bugünkü hadis inkarcılarının yaptığı şey de bu. Yani akli getirilen mantıki delillerin çoğu Bugün sünnet ile yaşayan, sünneti yaşamaya çalışan insanların aklını bulayan deliller. Sebebi ise delilin halis oluşu, delilin ciddi manada bir doğruya dayanması değil. Delilin zahirinin akıl bulandırıcı olması. Bu da tabii onlara şeytandan geçen bir durum olduğu için şöyle diyor. Kâle <laughs> limen Şimdi şeytan kendi varlığını bildiği için Allah'ın da onu neyden yarattığını bildiğini bildiği için öyle bir itirazda bulunuyor. Diyor ki: "Senin çamurdan yarattığına mı ben secde edeyim?" Yani burada secdenin yanında bir vasıfla Adem Aleyhisselam'ı vasıflandırıyor. Yani secde etmemesinin ardındaki vasfı zikrediyor. Yani sen Adem'i yarattın ben bunun için secde etmeyeceğim demiyor. Çamurdan yarattığına mı secde edeceğim diyor. Yani bu şekilde bir itirazda bulunuyor. Bunun üzerine diyor ki "Kâle ene hayrun min. Ben ondan daha hayırlıyım. Halaktene min narin beni ateşten yarattın ve halaqtahu min tin. Onu ise çamurdan yarattım." İkisi arasındaki farkı Yaratılış farkını mantıki olarak bakın burada Allahu Azze ve Celle'nin emrini bir kenara koymuş. Ne olursa olsun secde etmesi gerektiği mefhumunu bir kenara koymuş. Sadece ve sadece mantıki yani akli bir delil getirerek Allahu Azze ve Celle'ye itirazda bulunuyor. Ve bu şekilde kendi isyanını tevil ediyor. Yani bu cümleyi unutmayalım arkadaşlar. İblis bu hareketiyle, bu cümlesiyle kendi isyanını tevil etmiştir. O yüzden bugün muevvile dediğimiz tevilciler hadisleri inkar ederken hadisin isnadını kullananlar. Bunların tamamının aslen delil getirdiği nokta geçmişe döndüğümüz zaman ta şeytana kadar ulaşır. Çünkü o sistem buradan çıkmaktadır. Buradan istihraç edilen bir sistemle bu mantık sistemi ilerlemiştir. Evet. Sonra iblisin Allahu Azze ve Celle'ye kendi isyanını bu kadar bu noktada tevil etmesinin ardından nebilere baktığımız zaman insanlara, kavimlere davetçi olarak gittikleri, gönderildikleri zaman karşı taraftan Allah'ın Resullerinin nübüvvetini kabul etmeme adına Yine akli bazı deliller kullandıklarını görürüz. Akli bazı deliller kullandıklarını görürüz. Mesela bunlardan bir tanesi hiçbir vasıf, hiçbir nitelik bildirmeden Nebiyi "İnne lenerake fi ddalal minbin." yani biz seni apaçık bir sapıklıkta görüyoruz diyerek suçlamaları. Mesela hiçbir nitelik yok bir nebi ona sorsa Beni neden sapıklıkta görüyorsunuz diye belki bir kısmının verecek cevabı yok. Lakin ilk başta gelen o daveti akıllarına uymayan, nefislerine ve havalarına uymayan o daveti reddetmeleri için hemen bir mantıksal cevap uydurmak zorundalar. O da innelenâke <laughs> fi biz siz biz seni apaçık bir dalalette yani sapıklıkta görüyoruz demişler. Veya Diyor ki: "Kâl el-melâ'u ellezîne keferû min kavmihi innâ lenarâke illâ "Kâl el keferû min kavmihi mâ narâke illâ Onun kavminden inkar edenler, ileri gelenlerinden inkar edenler dediler ki: "Biz seni ancak bir beşer olarak görüyoruz." Birinci cevap. وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَذ۪يلُنَا بَادِيَ الرَّعِيْ Ve sana uyanların çoğunun bizden aşağılık olanların olduğunu görüyoruz diyor. Yani bizden kim aşağı seviyedeyse, bizden kimin nesebi hasebi iyi değilse hep onlar sana tabi olmuş. Ve sen bir beşersin. وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ senin için bizim üzerimizde bir fazilet yoktur. Yani senin bize bir faziletin yoktur. Biz aynıyız. Hatta sen bu yaptıklarınla ve en rezillerin sana tabi olmasıyla sen bizden daha aşağıdaki bir konumdasın diyerek bel <laughs> nazunnukum Bilakis biz sizi yalancılardan sayıyoruz demişler. Yani Allah'ın Allah'ın Resulü Aleyhissalatu vesselam'ı yalanlarken uydurdukları ve akli ve mantıki cevaplara bakın arkadaşlar. Bir, sen bir beşersin. İki, sana kavmimizin en rezilleri tabi oluyor. Sana kavmimizin en rezilleri tabi oluyor diyerek Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yani peygamberlerin nübuvetini aklen reddetmişler. Yine قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ Ey Salih sen bundan önce cidden ümit beslenen biriydin. Yani kendisi hakkında konuşulan Salih şöyle şöyle yapar diye ümit beslenen biriydin. kabla en et en tenehana en na'bud ma ya'budu aba'una. Ancak bu babalarımızın ibadet etmiş olduğu şeye ibadet etmemizi nehyetmeden önceki bir durumdu. Yani sen bunu nehyetene kadar çok ümitvari bir insandın aramızda. Şimdi ise sen bundan nehyettin? "وإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ" Biz senin bizi davet etmiş olduğun şeyden şüphe içerisindeyiz diyor. Yani daha önce bu kadar doğru sözlüydün diye, bu kadar emin insandın diye de itirafta bulunuyorlar. Ardından sen bizi babalarımızın ibadet ettiği şey ibadetten nehyettin. Bu yüzden biz şüphe içerisindeyiz demişler. Yine akli ve mantıki cevapların dışında onların iman edenleri sefih insanlar olarak vasıflandırdığını görürüz. Bakın, yani şöyle söyleyelim. Bir münazara ortamında, münazara adabında konuşan iki kişi veya karşı taraftan biri diğer tarafı delil sunmaksızın aşağılıyorsa bu onun aslen cevap veremediğini ve aklını en rezil noktada kullandığının delilidir. Yani onu ezici laflar kullanıyorsa, onu ezerek susturmak istiyorsa bu onun ortaya bir delil koyamadığı ve aklını en rezil, en reddi şekilde kullanması gerektiğini düşündüğü içindir. Bunun için bakın Allah-u Azze ve Celle buyuruyor ki O قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَا Onlara Sizler insanların iman ettiği gibi iman edin derler ki biz şu sefihlerin iman ettiği gibi iman edeceğiz. Halbuki onların hasebine, nesebine ve o anki yaşantılarına baktığımızda allah Azze ve Celle'nin onlara imanı davetine yine bir misli gibi cevap vermeleri gerekiyordu. Zira allah Azze ve Celle de onlardan bunu bekledi ama yapamadılar. Biz bu sefihlerin iman ettiği gibi mi iman edeceğiz dediler. Evet bu ise geçmişten gelen ve bitmek bilmeyen aslen aklını kullanamayanların aslen sahih akıl ile reddi aklın arasına ayıramayan insanların getirdiği delillerden oluşan bazı örneklerdi. Bazı ayetler ve zikirlerdi. Bunun için biz diyoruz ki bunun en büyük örneği şeytan ile başlamıştır. Ve selefimizin indinde onların karşısına çıkan akılaniyun dediğimiz akılcılar Nas'ın karşısında ilk mertebe aklı gören insanların misali çoktur. Ve selefin cevapları da bu şekilde nedir? Çoktur. Evet. şu zamanda yani hatırlayacak olursak Allah rahmet eylesin hocanın bir sözü vardı. Günümüzde çıkan her bir inhirafın geçmişte bir örneği vardır diyerek. Bu söz ciddi manada bugün akılcılar için kullanılabilecek en güzel sözlerden biri. Çünkü akıl yeni değil arkadaşlar. Akıl bugünkü Mustafa İslamoğlu'yla, Mehmet Okuyan'la kendisinin ilimden mahalli olmayan insanlarla doğan, onlarla türeyen ve onlarla en üst dereceye ulaşan şeyler değildi. Akıl onlardan önceki insanlara da mevcuttu. Bakın geçmişe döndüğümüz zaman birazdan örneklerini vereceğim. Çok fazla uzatmayacağım. Geçmişteki örneklerine döndüğümüz zaman geçmişteki hadis inkarcılarının hadise bakış açısı hadisi reddetmeleri ona bir kulp uydurarak tevil edebilme yetenekleri şimdikilerden daha nezih idi. Bakın bu onları övdüğümüz için değil. Bu onların hakkını kendilerine verdiklerim verdiğimiz için. Yani buna mecbur kaldığımız için. Ve bu şu andaki hadis inkarcılarının ne kadar rezil bir durumda olduğunu gösteriyor. Yani kendilerinin ataları, sevdikleri ve delil getirdikleri tek noktalar dahi kendilerinden çok daha iyiydiler. Ki buna rağmen çok rezil cevaplar mevcut. Birazdan bunları okuyacağız. Yani eğer durum böyleyse şu anki insanların, hadis inkarcıların getirdikleri delillere bir bakalım. Ne kadar aklen sıkıntılı deliller. Evet. Bundan dolayı şu anki hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları geçmişteki bağlantılarını bilmedikleri için bütün akli bilgilerini aklen ortaya koydukları delilleri sanki temeli atılmayan bir binaya benzetmişler. Temeli atılmadan yapılan bir binaya benzetmeye çalışmışlar ve bunun sonunda ya helaktır ya başarısızlık. Mecburi şekilde dağılacak. Çünkü onlar dahi kendi geçmişlerindeki kendi gibi düşünen insanlardan bir haberler. Bilmiyorlar. Evet. Daha çok konunun içine girecek olursak. Biliyorsunuz ki Selefin döneminde hadis ve sünnet inkarıyla başlayan sahabe Rıdvanullahi Aleyhim zamanında hem rafizilerden hem haricilerden başlayan bir akım var. Lakin bunlara girmeden önce bizim daha çok bugün mutezile'yi tanımamız gerekiyor. Mutezile kimdir? Çünkü bugün aklı kullanmak denildiği zaman, hadis varken akıl da vardır denildiği zaman, bizler bir hadisle karşılaştığımız zaman aklı mukaddem sayarız diyenler varken mutezile'nin bilinmesi şarttır. Çünkü... Bunların tamamı mutezili insanlardır aslen. Veyahut onların ilim ehlinden yararlanmışlardır. Birazdan kendisini akidemiz düzgün, menhecimiz düzgün ama aslen muteziliyiz diyen, eşariyiz diyen insanların Kur'an ve sünnet hakkında, Kur'an'ın ziyadesinde sünnet hakkında söyledikleri sözlere bakalım. Evet. Şimdi mutezileye bakıldığı zaman biliyorsunuz ki aslen bunlar Emevi döneminde biraz ortaya çıkmış lakin Abbasiler döneminde daha fazla yerleşen insanlar. Bunların öne atılmasının en büyük sebebi o dönemde ehli sünnetin delillerinin veya bizatihi ehli sünnetin onların üzerinde çok baskın olmasıydı. Ehli sünnet Mutezile'nin üzerinde o kadar baskın ki ilmen baskın ki onlar verecek bir cevap bulamıyorlar. Ve bu işin çözümünü emire, umeraya yaklaşarak, onlardan faydalanarak kendi görüşlerini o zamanın cahil umerasına empoze ederek ehli sünnete ters bir baskı kurmak istiyorlar. Yani onlar da çok iyi biliyor ki o zaman da bulunan Me'mundur, Mu'tasımdır, bunun gibi birçok insan emir denilen insanlar dinleri hususunda birçoğu la ilahe illallah'tan başka bir şey bilmeyen insanlar. Bunun sebebiyle biz onlara yaklaşalım. Kendi görüşlerimizi güzel bir lugat ile edebi bir dil ile onlara izah edelim. Çünkü bakın bunların en büyük özelliklerinden biri edebiyatta derinleşmeleridir. Geçmişteki hadis inkarcılarından ben bahsedeceğim. Hadis inkarcılarından. Sünnetin yanında aklı kullanan insanlardan bahsedeceğim çoğu edebiyatta uzman insanlar. Lugatta, Nahiv'de ve Arap edebiyatında uzmanlaşmış insanlar. Ve bunu çok iyi kullanmışlar emirlere karşı. Bundan dolayı da emirler onlara verecek cevap bulamamışlar. Lugatlarının fasihliğinden dolayı biz ne diyelim demişler. Ve ehli sünneti ters bir baskı oluşturmuşlar. Bakın. Bunların farklı isimleri vardır. El adliye, kaderiye, el adl ve tevhid, ehlü'l adl ve tevhid, veya ehlül adli ve vel muktesidi vel vaadiyye. Bunun gibi isimleri vardır. Bunlardan bazıları ilim ehlinin birçoğu da bu noktalarda ittifak etmiş. Nereden çıktı bu mutezile? Kimdir bu insanlar? Bir an selefin dersleri ilerlerken ehli hadis meclisleri var iken mutezile nereden çıktı diye soru sorulduğu zaman şöyle e, ...neticeler önümüze çıkıyor. Bir, bu insanlar... ...el menziletu beynel menzileteyn... ...denilen... ...sözleriyle öne çıkan... ...Müslümanlardan itizal eden insanlar. Yani el menziletu beynel menzileteyn... ...ne demek? İki makam arasında bir makam. İki makam arasında... ...bir makam. Veyahut... vasıl bin ata Hasanül Basri'nin meclisini terk ettikten sonra böyle bir akidede vuku bulmuştur. Daha sonra kendisine ayrı bir halka kurarak orada bu kaideyi yani el menzetü beynel menzetinde bir kaide var. Bunun beş hususu var. Usulül hamse vardır men, mutezilede. Bu usulül hamse bizim örnek veriyorum tevhidin üç kısmı gibidir onlarda. Her meclislerinde her tedrisatlarında bunu öğretmişlerdir. Usulül hamse beş usul anlatacağım bu usullerin ne olduğunu. Veyahut onlar büyük günah işleyenlerin terk edilmesi ile büyük günah işleyenlerin terk edilmesi ve onlar ile ilişkinin kesilmesine inanmışlardır. Bu yüzden Müslümanların meclisinden itizal etmişlerdir. Bakın bunların hepsinin Kur'an'dan bir delili var. Böyle ben istemiyorum, benim aklıma ters geliyor, ben ayrılacağım dememişler. Aklı Kur'an'ın yanında zikrederek kullanmışlar. Bunların fesadı burada. Yani bir hadisin gerçesini böyle durduk yere atarken göremezsiniz. Hemen Kur'an'dan bir delil getirir size. Yani onların da bu noktada bir fasahati var kendilerine göre. O yüzden Müslümanların kafasını bulandırmışlar. Evet. Ve son olarak bunlar için düşünülen onlar Ali radıyallahu anhu'yu övmelerinden, çokça övmelerinden ve haksız taraflık yapmalarından dolayı Şiilerden Muaviye radıyallahu anhu'yu savunduğu ve Şiileri haksız gördüğü için de Hasan el Basri'den ayrılıp kendilerine göre iki fırka arasında duran bir kavme benzetmişlerdir ve kendilerine Mutezile diye isim koymuşlardır. Buna da el-menziletu beyne'l-menzetin beyn kaidesiyle bir başlangıç yaparak akidelerini insanlara ne yapmışlardır, anlatmışlardır. Yani iki menzile arasında bir menzile. Buradaki en doğru bilinen görüş arkadaşlar onların Hasan-ül Basri'nin meclisini terk etmeleri. Ve bunun sebebini de Hasan-ül al Basri'nin Ali radıyallahu anh'ın haklı olduğunu zikretmesi. Lakin Muaviye'ye karşı da onun taraftarları tarafından zulmedildiğini düşünmesinden dolayı sen Ali'yi haksız görüyorsun deyip ondan ayrılmışlar. Bu sefer Ali'yi çokça övüyorsunuz. Muaviye'yi eziyorsunuz diyerek de şialardan ayrılmışlar ve ortada bir menzile tutmuşlar. Yani bunların sadece e, akidelerinden biri bu, düşüncelerinden biri. Bunların başında en meşhurları, en bilinenleri El Kadı Abdul El Hamedani. Kadı Abdul vardır. Mutezile'nin en alimidir. Yani Mutezile itizal noktasında kendisinden daha alim bir adam yoktur. Öyle ki Mutezilelik hususunda kitap telif etmiş bir adamdır. Çokça kitap telif etmiş bir adamdır. Ve bakın getirdiği delile bakın. Neden mutezilisin? Neden böyle bir tutum sergiledin diye sorulduğu zaman verdiği cevap bu. Kâle Allahu azze ve cel. Allah dedi ki: "Ve a'tezilukum ve mâ ted'ûn." Ben sizden ve sizin davet ettiklerinizden itizal ediyorum. İtizal ne demek? Çekilmek, kenara çekilmek, onlardan beri olmak veyahut daha önce bulunmuş olduğun noktadan geri giderek bir önceki noktadan beri bulunmak. İsmi bu. İtizal ediyorum, çekiliyorum yani. Veyahut ve şu sözü söylüyor. Tabi bu sözün asla asları yoktur. Bu Kadı Abdülcebbar el-Hemedan tarafından uydurulan bir sözdür. Yani selefe nispet ediliyor. Men i'tezele şer sekata fil hayr. Her kim şerden itizal ederse hayır'a düşmüş olur. Yani biz itizal ettik siz şersiniz. Otomatik olarak ne yaptık? Hayra düştük. Demişler ve bu şekilde kendilerinin mutezili oluşunu Kur'an'dan ve kendilerine göre sünnetten yani uydurma sünnetten onlara göre bazı delillerle ne yapmışlar? Ispatlamışlar. Buraya bir parantez açacak olursam bugünkü hadis inkarcılarının da en büyük dayanaklarından biri sünneti eleştirirken hadis uydurarak eleştirmeleri. Yani bizi itham ederler. Sizler hadis uyduruyorsunuz. Böyle hadisleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylememiş derler ve güya uydurulan hadisleri nasıl uydurduğunu anlatmak için kendileri o an bir hadis uydururlar. Yani bizim söylemediğimiz, selefte geçmeyen, kenzül ummalda dahi geçmeyen hadisleri, Ajluni'nin keşfül kafasında geçmeyen hadisleri delil getirerek sünnet eline reddiye verirler. Halbuki en büyük hadis uyduran insanlar sünnet inkarcılardır. Bunu da burada herkes bilir. Evet. Kadı Abdul önce yani ben bir Kadı Abdul öne sürdüm çünkü bu bu mezhebin bunu mezhep olarak isimlendirelim en alimlerinden biridir. Ama bundan önce Kadı Abdul tek değildi. Ondan önce Ma'bed el Cüheni diye bir adam. Ma'bed el Cüheni ki biliyorsunuz Müslüm'ün birinci cilden ilk hadis Ma'bed el Cüheni ile ilgilidir. Kaderi inkarla bilinir ki daha önce okuduk. Hatırlarsanız Mutezile'nin bir ismi de El Kaderiye dedik. Ve bunun üzerine Mabedül Cüheni kaderi inkarıyla Yahya ibn Ya'mer ile beraber ne oluyor? İbn Ömer'e şikayet geliyor hakkında değil mi? Bakın ismi o an Kaderiye. Yani henüz irtizal noktasına gelmemiş. Ama kaderi inkarla başlamış. Mabedül Cüheni'nin öyle sözleri var ki arkadaşlar. Amr bin Ubeyd'in öyle sözleri var ki Belki bugün bunu diyen birisinin tekfir edildiğini duysak bir noktada ağzımıza açamayacak konuma geliriz. Öyle sözler sarf ediliyor. Bakın okuduğumda siz de bana hak vereceksiniz. Evet. Mabedül Cüheni bu şekilde bir fitneyle ortaya çıkıyor. Kaderiye daha sonrasından kendisi Abdurrahman İbni Eşas ile beraber Haccac'a karşı çıktığı için Haccac kendilerini öldürüyor. Yani Mabedül Cüheni'nin sonu bu şekilde oluyor. Daha sonrasında bu iddiayı devam ettirenlerden biri Cilani Dimeşki. Bu da Ömer İbni Abdülaziz zamanında ortaya çıkmış. Ona karşı kaderi noktada isyan etmiş. Daha sonrasında da kendisini Hişam bin Abdülmelik'in öldürdüğünü görürüz. Yani burada bunları zikretmemin sebebi Selef bu meseleye o kadar şiddetle yaklaşmış ki burada halifeliğe isyan yok. Burada Allah'ın ve Resulünün dine tecavüz var. Burada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğine bir isyan var. Sünneti inkar çok önemsemişler gerçekten. Sonra aynı şekilde Hicri 128'de Cehen bin Safvan'ın Kur'an'ın yaratılması ve sıfatlarının nef yedilmesi iddiası ortaya atılmıştır. Cehem bin Safvan tarafından bu ortaya atılmış. Daha sonrasında Hicri 80 ile 131 yılları arasında arkadaşlar bakın burayı unutmayalım. Mutezili artık ilmi ve fikri bir topluluk olarak sayılmıştır. Yani bundan önce kimse bunlara itimat etmiyordu. Kimse bunları kale almıyordu. Gördükleri yerde onları reddediyorlardı. Ne akıllarını, ne kelamlarını, ne ilimlerini ortaya koyuyorlardı. Ama Hicri 80 yılları ile 131 yılları arasında Bunlar tamamen ilmi bir akım olarak ortaya çıkmışlar. Niye? Aralarında kallavi adamlar var. İbni Kuteybe gibi. İbni Kuteybe'de deyne var Bugün elimizdeki hadis. E, Te'vili hadis adı altında. Hadis müdafası diye tercüme edilen. İbni Kuteybe'nin bir kitabı vardır. Bu kitabın sahibi olan İbni Kuteybe'de Deynavvari'yi dahi etkileyebilecek insanlar gelmiş. Yani bakın basite almayalım. Bunlarla münaze ederken ciddi manada ilmi meseleleri ortaya koyarak konuşalım. Çünkü geçmiş, gerçi şimdikiler için bu çok geçerli olmayabilir ama geçmiştekiler cidden kallavi olarak adlandırılabilen insanlarmış. Evet bakın ama bunların sözlerine bakın. Bunlar nasıl da sünnetten uzaklaşmışlar. Hicri 135 226 senesinde Ebu Hudeyl Hamdan İbni Hudeyl denilen bu Furkan'ın savunuculuğunu yapan bir adam ortaya çıkmış. Kendisinin en büyük lakabı <laughs> Munazirul Mu'tezile. Mu'tezile'nin münazaracısı. Yani Mu'tezile ile ilgili bir sıkıntı çıktığı zaman, ehl Hadis'ten biri gelip kafa tuttuğu zaman, hadi Hamdan bin Huzeli gönderin hemen. Konuşur onlara. Niye? Hiçbir vasfı yok bu kişinin. Bunun tek vasfı lugatı iyi kullanması. Çünkü kendisi nahivci. Lugatı iyi kullanması. Diğeri Bakın arkadaşlar çok önemlidir. İbrahim İbni Yesar İbni Hanin Nazam Nazamiye fırkasının kurucusu olarak bilinen. Aslen Brahmi olan. Geçmişte Brahmi'ymiş bu adam. El Barahim ederler. Yani biliyorsunuz Hinduizm'de Hindistan'da Brahmanlar vardır. Bugünkü hani öldükten sonra daha güzel yaşadığı çileyi aratmayacak. Onlara göre bir şekilde tekrar dünyaya geldiklerine, geleceklerine inanan bir dine mensupmuş İbrahim İbni Yesar el-Nazzam. Bu adam İslam dinine girdikten sonra ilk işi hadis inkarı yapmak. Sünnet inkarı yapmak. Yani bakın geçmişteki dinleriyle girmiş oldukları dinler dindeki menheclerinin irtibatına iyi bakalım arkadaşlar. Ne kadar önemli bizim için. Evet. Yani aslen bu fıtrat bozukluğuyla ilişkili olan bir durum. Yani sünnet inkarı, hadis inkarı benim fıtratım bozuk diyerek ortaya çıkmaktır. Benim fıtratım yüzde bozuk diyerek ortaya çıkmaktır. Evet, daha sonrasında Hicri 226 yıllarından sonra Bişrubnül Mu'temir ortaya çıkmıştır ve bunun savunuculuğunu yapmıştır. Yine İsa bin Sübeyh el-Mukni' Ebu Musa denilen birisi ortaya çıkıyor. Bunun lakabı da şu, Rahibun min ruhbanil mu'tezile. Mu'tezilenin rahiplerinden bir rahip ismine rahip koymuşlar. Rahibul Mu'tezile. Mu'tezilenin rahibi. Niye? Yani bu konuda İsa bin Sübeyhe biri kalkıp delil getiremez. O bu işin rahibidir. Yani hepsi birbirinden üstün aslında ama yani hepsinin lakapları birbirinden daha öncelikli aslında ama bu şekilde vasıflarla ortaya çıkmışlar. Daha sonrasında İmam Ahmet'le ve İmam Şafii ile münazara eden Sumametübnül Eşras en Nemiri kendisi ilminin ve din bilgisinin azlığı ile nefsinin tuzaklarını cem etmeyi başaran birisiydi diyor İmam Şafi kendisi için. İlminin azlığını ve hevasının tuzaklarını cem etmeyi başaran bir adamdı. O yüzden hep münazara atılıyormuş, hiç de münazara edemiyormuş. Sıkıntısı buymuş bu kişinin. Ve daha sonra El Cahil diye bir adam gelmiş. Arkadaşlar. Osman İbn Bahar Uthman İbn Bahr el Cahil Hicri 256. İbn Kuteybe'nin hocası. İbn Kuteybe ed-Deynevari'nin hocası. Kendisi bir edip ve şair idi. Mutezile'nin en büyük yazarıydı ve İslam tarihinde Kitabu halkil Kur'an diye Kur'an'ın mahluk olduğuna dair kitap telif eden ilk kişi. Cahil o bu kitap bugün mahduttur, mefkut da değil. Kitabu halkil Kur'an. Yani o gün sadece Kur'an bir şey değil midir? Her şeyde Allah yaratmamış mıdır? Sözleriyle öne çıkan mutezilen arasından El Cahil diye bir adam çıkıyor ve sayfalarca kitap telif ediyor. Bakın İbn-i kuteybe Dahi tevil muhtelif Hadis adlı eserini etkilemeyi başarmıştır. Ve bakın çorapların üzerine mes meselesinde ve hicret etme hususlarında i̇bn Kuteybe'nin sözlerine bir müracaat edin. Bakın hadis müdafası diye Hayri Kırbaşoğlu denilen hadis inkarcısı tarafından tercüme edilen esere bir müracaat edin. Yani bugün hadisi müdafaa eden kitapları da hadis inkarcıları tercüme eder olmuş. Bir müracaat edin bakın ne kadar etkilenmiş. Evet yine Hicri 300'lerde Ebul Hasan ibn Ebi Umar el Hayyat denilen bir adam çıkmış ve yokluğun bir cisim olduğunu iddia eden ilk kişidir bu da tarihte. Yokluk bir cisim. Ve Hicri 414'te bunların tamamını silebilecek bir ilme sahip olan Mutezileli kususunda Abdülcebbar bin Ahmed ibn Abdülcebbar el Hemedani. Bunun ise Şerh-i usul il Hamse diye bir eseri vardır ve bugün diğer tarafından ne yapılmıştır? Tercüme edilmiştir. Keza bazı vakıflar tarafından tercüme edilen bir kitaptır. Şerhu usulil hamse veya usulü mu'teziletil hamse. Mu'tezilenin beş usulünün şerhi diyerek bir kitap çıkartmıştır. Evet. Gelelim kadim sünnet inkarına. Yani bunların şimdi bu türlü insanlar var. Biliyoruz ki bugün hadisi inkar edenlerin, sünneti inkar edenlerin daha öncesinde delil getirdikleri nokta bu hicri 200'den 80'den ta 414'e kadar yaşayan bir kesim. Peki bu kesim nereden nem alanmış? Bakın şurada öyle sıkıntılı sözler var ki sünnet inkarına dair ciddi manada demin söylemiş olduğum sözü tekrar etmekten yüksünemem. Yani bugün duysak tekfir edildiklerini belki ses çıkartamayız. Bunlardan geçmişte yaşayanlardan çoğu o kadar ileri gitmişler ki arkadaşlar konu hakkında kitap telif etmişler. Mesela Kur'an'ın yaratılmasıyla başlamış. Abbasiler dönemindeki hadis inkarıdır. Mesela El-Cahil dedik. Kitab-ı Halkel Kur'an, Kur'an'ın yaratılması diye eser yapmış. Ardından Ebu Ali'l Cubbai. Ebu Ali'l Cubbai kim kardeşlerim? Ebu'l Hasan el Eş'ari'nin üvey babası. Biliyorsunuz annesi eşine ayrıldıktan sonra Ebu Ali'l Cubbai ile evlenir. Ebu'l Hasan el Eş'ari de itizali ondan alır. Ebu'l Hasan el Eşari iyidir. Daha sonra sen tövbe etmiştir çünkü bunların meclisini terk etmiştir. Lakin ilk başlarda Ebu Ali el Cübbay'dan kendisine küçükken ondan ciddi manada bir mutezile eğitim alıyor. Ebu Ali el Cübbay'ın Halkul Kur'an kitabı. İbn Ravendi'nin Halkul Kur'an kitabı. Ebu Bekir İbnül Es'am'ın Halkul Kur'an kitabı. Yani Kur'an'ın yaratılması kitabı. Hişam-ül Fevti'nin Halkul Kur'an kitabı. Ebu cafer el şöyle bir kitabı çıkmış. Yani kendileri bunu yap, telif etmişler. Erreddu ala men enkara halkal Kur'an. Kur'an'ın mahluk olduğunu inkar edenlere reddiye. Yani savunmasını bırakmış artık reddiye verecek duruma gelmiş kendisine göre. Evet bakın. Evet. Önümüzde Vasıl bin Ata diye bir adam var. Bu adamın söylediği öyle sözler var ki arkadaşlar bir tanesi okuyayım. Diyor ki: "Vele u şehidet indi Aişe ve Ali ve Talha, bir avuç bakla şahitliklerine hükmedemedim. Eğer benim yanımda Ayşe, Ali ve Talha bir demet baklaya şahitlik etseler ben onların şahitliklerini kabul etmem. Yani bu sahabelerin şahitliklerini kabul etmediğini söylemiş. Keza ifk hadisesini tasvip edenlerden biridir Vasıl bin Ata. İfkâdisesini bilirsiniz. Ayşe radıyallahu anh'e zina iftirası. Bunu tasdik edenlerden biridir. Keza Allah'ın Kur'an'da Ayşe radıyallahu anh'ı anha'yı teskiye edildiğini kabul etmemek için bizatihi ayeti inkar etmiştir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın sözünü tenkitten ziyade şahsiyetini ilk defa tenkit eden kişidir. Vasıl bin Ata. Yani bırak sözünü tenkit etmeyi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetini tenkit etmişler. Evet. Bunu aratacak Vasıl bin Ata'yı aratacak bir adam gelmiş. Hicri 123'te. Mustafa Üstelenoğlu'nun atalarından sayılan. Diyor ki Ubeydullah bin Muaz babasından rivayet ederek şöyle der. Şimdi biz bunu okuyoruz ama bunu bir hadisin gerisi dinlese Ubeydullah bin Muaz'ın bunun dediğini nasıl ispatlayacaksınız diyecekler. Evet. Yani onların da aslında Kur'an'ı patlaması lazım. Ama bundan önce şu sözleri dinlemeleri gerekiyor gerçekten. Babam Amr ibn Ubeyde dost doğru olan bir hadis zikrettiğimde yani babasına söylüyor. Diyor ki eğer A'meşi bu hadisi zikrederken işitseydim A'meşi biliyorsunuz Süleyman bin Mihran büyük hadisçi. Onu yalanlardım. Eğer Zeyd bin Vehbi bu hadisi zikrederken işitseydim onu tasdik etmezdim. Eğer i̇bn Mesud'u bunu derken işitseydim onu reddederdim. Eğer Allah Resulü'nü bunu derken işitseydim ondan bunu kabul etmezdim. Eğer Allah'ı derken, eğer Allah'u Azze ve Celle bunu derken işitseydim bizden bunun üzerine misak almadım derdim diyor. Bakın Amr İbni Ubeyd. Yani şimdi bugün gerçekten ya Tövbe Suresinin sonu hikayesi de Allah'ın ayetlerinden değil denmesen çok şaşırmayalım. Çünkü bunların ataları Aynı huya sahipler. Oradan gelmişler. Bakın devam edelim. Hatibul tarih Tarihu Bagdad'da 14. cilt 70. no'lu Ravi'nin altına zikretti. Tabi o da Amr ibn Ubeyd. Ebu Nuaym Tariki'ye şöyle zikreder. Amr ibn Ubeyd şöyle derken işitilmiştir. Eğer Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da ayeti levh-i mahfuzda var ise Ebu Leheb için bir kınama yoktur. Bunun üzerine Ebu Hafs Amr ibn Ali dedi ki bunu Veki bin Cerrah'a söyledim. Şöyle dedi. Her kim bunu demişse tövbe davet edilir. Yoksa ben onun boynunu vururum diyor. Veki bin Cerrah söylüyor ki rıfkı ile hilmi ile bilinen hadisçilerden biridir Veki bin Cerrah. Keza Semura bin Cündeb için sahabe için bakın ne diyor Amr ibn Ubayt. Allah onu kahretsin namazdaki iki sekte ayetini ve bununla ilgili gelen hadisleri uydurmuştur. Allah Semura bin bir kahretsin diye beddua ediyor. Niye? İki sekte ayetini uydurduğu için. İki sekte var ya Kur'an'da ve keza hadiste gelen sekteyle ilgili rivayetler var ya. Uydurmuş güya Allah onu kahretsin diyor. Ve kendi görüşüne ters düşen bütün sahabelere sövmüştür. Ve Osman bin Affan sünnet sahibi biri değil diye bir sözü var arkadaşlar. Evet. Bakın. Nazamiye diye fırkalaşan kimseler ise aslen mutezili olup Kur'an'da geçen ayın yarılması hususunu inkar etmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyetine hakarette bulunmuşlardır. Ve şöyle derler. Bu kendisinde hiçbir gizliliğin bulunmadığı yalanın ta kendisidir. Bakın bu nerede diyor? Te'vilu muhtelifu hadiste i̇bn Kuteybe bunları naklediyor. Yani onların bu şekilde dediğini naklediyor. Veya Asi annesinin karnında olan Asi. Yani Asi olan annesinin karnında Asi olandır. İtaatkar da anasının karnına itaatkar olandır. Müslim hadisini. Direkt olarak reddetmiştir. Çünkü bu hadis kader meselesinde onun görüşüne tamamen ters düşmektedir. Aynı şekilde bu rivayeti rivayet etmesinden dolayı da Zeyd bin Sabit'e küfür arkadaşlar. Yani durmuyor ve hakaretlerde bulunuyor. Mutezile'nin akidesine baktığımız zaman bunlardan zikredilenlerin çoğu akla dayanır. Kısaca. Yani aklı, aklı mutlak olarak muhkem görmeye dayanıyor arkadaşlar. Her şeyin sıkıntısı buradan başlıyor. Akıl mutezileye göre muhkemdir. Yani sorgulanamaz, kusursuzdur. Verdiği her hüküm her hususta ve her yerde geçerlidir sözleriyle öne çıkmışlardır. Bakın. Amr İbni Ubeyd'in sözüne Veki bin Cerrah çok güzel bir cevap veriyor. Tabi tövbeye davet edilmesini söyledikten sonra. Peki Amr ibn Ubeyd'in bu sözüne ne cevap verirsin diye sorulduğu zaman diyor ki Keburat kelimeten tehrucu min efuahihim. Sadece ayet okuyor bırakıyor. Ayetle istidlal ediyor. Keburat kelimeten tehrucu min efuahihim. Ağızlarından çıkan kelime ne kadar da çok büyük. Ne kadar da ağızlarından büyük kelimeler çıkıyor. Diyerek onları reddetmiştir. Ve keza bakın. awqatuz zehebteh. Zemahşeri der ki: Cidden çok enteresan bir sözdür bu. Zemahşeri اوقاتüz de şöyle der: Akıl sultandır. Yani nedir? Sulta. Tamamen delil getirilecek hakim ve cazim bir güç. Karşı konulmayacak bir usus. Dinin üzerinde sulta ile yürüyor. Yani akıl ile yürüyor. Fulandan ve fulandan olan rivayetlerle yetinme. Çalılıkların arkasına gizlenen aslan, arkadaşına ihtiyaç duyan adamdan daha izzetli değildir. Rutubetli kuzey rüzgarının altındaki uyuz keçi, delile ihtiyaç duyan mukallitten daha zillet sahibi değildir. Söze bakın arkadaşlar. Rutubetli kuzey rüzgarının altındaki uyuz keçi, delile ihtiyaç duyan mukallitten daha daha zillet sahibi değildir. Yani delile bir. Delile ihtiyaç duyan kimseyi mukallit olarak isimlendiriyor. Yani birisi hadis arıyorsa, ya bununla ilgili bir hadis var mı? Sen mukallitsin. Mukallit olmanla beraber kuzey rüzgarın altındaki uyuz keçi senden daha evla. Yani uyuz keçi senden daha evla demiştir. Yani Zemahşeri'yi överler. İşte şöyle olmuş, böyle olmuş, çok ilimliymiş, bazı meselelerde ehli sünnete, ciddi manada eee muvaffakat etmiş derler. Ama İbn-i Teymiye'nin sözü de çok güzeldir bu noktada. Kişi, mümin bir kişi küfürden bir amel işlediğinde mümin olmayacağı gibi, kafir olmayacağı gibi, kafir bir kimse de imani noktada bir amel işlediği zaman ne olmaz? Mümin olmaz. Yani e, zemahşerinin ehli sünnete bazı noktalarda muvaffakat etmesi onun bu akidesini bize gizli kılmaz ki Zemahşer'i İslam tarihinde ibadetin nucum yıldızlara secde etme hususunda ilk kitap telif eden adamdır. Bakınız İbn-i Manzur lisan Arab'ın başına zikreder. Kitabı da zikrediyor. Yani onlara ibadet edildiğine dair meşrulaştırma adına kitap telif eden adamdır yani. Zemak Evet. Sona yaklaşırken çok da uzatmak istemiyorum. Muhtasal olarak hariciler sünnet inkarının riyasetini yapan adamlardır. Yani bugün bizim tekfirci, harici dediğimiz insanlar var ya, sünnet inkarı bunların eliyle başlamıştır. Sünnet inkarı bunların eliyle başlamıştır. Niye? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı adaletsizlikle suçlayan Zülhüveyr İsa kıssasını biliriz. El-Ekra İbn Habis hadisinde de olduğu üzere yani kendisiyle ilgili gelen rivayette olduğu üzere Allah Resulü adaletsizlikle suçlamıştır. İkincisi Cemel ve Sıffın vakasında Ali radıyallahu anh'ı tekfir etmişler. Bir kısım sahabi fısık ile suçlamışlar. Şimdi diyoruz ki yani bu adamlar nasıl sünnet inkarcısı olabilir? Adam hadislerle amel ediyorlar. Burada mesele bir hadisi göre ben böyle bir hadisi kabul etmiyorum demek değil. Bu işin aslı sahabeyi itibarsızlaştırmak sahabenin itibarsız olduğu, gayri muteber olduğu bir yerde hadisin kabulü mümkün olabilir mi? Olamaz. O yüzden sahabeyi ilk itibarsızlaştıran tekfircilerdir. Bazı sahabeleri fasık, ile, fasık olarak suçlamışlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gelen nakillerini telakki eden bir topluluğu itibarsız saymak, onların Allah Resulü'nden naklettikleri hadisleri kabul etmemek demektir. Zira bunu külli ve cüz'i olarak başaran ilk fırka haricilerdir arkadaşlar. Sünnet inkarı hemen yani bakın ben bir Mustafa İslamoğlu bir Mehmet okuyan göremiyorum ki bu insanlar haricilerden beslenmesinler. Onların reddettiklerinden beslenmesinler. Çoğundan beslenirler yani. Bakın bunu en güzel zikreden bu konu hakkında en nadide eser yazan kişi Abdul Kahiril Bagdadidir. Sünnet inkarının başı haricilerdir der. Ve der ki bundan sonra da kısa olarak rafizleri zikredeceğim ve dersi tamamlayacağım inşallah. Hariciler icmanın ve şer'i sünnetin hüccet oluşunu inkar etmişlerdir. Bakın Abdülkahir-i Bağdat diyor ki hariciler sünnetin hüccet oluşunu inkar etmişlerdir. Onlar bu konuda Kur'an'dan başka hüccet olmadığını iddia ederler. Bunun için recmi ve mesler üzerine mes inkar etmişlerdir. Çünkü bunlar Kur'an'da bulunmamaktadır. Yine az veya çok fark etmez. Çalan kişinin ellerinin kesilmesine hükmetmişlerdir. Çünkü bunlar Kur'an'da mutlak olarak zikredilmiştir. Bakın istidlerlere bakın. Kur'an'da mutlak olarak varsa sünnette biliyorsunuz belli bir miktarın altında çalan kimsenin eli kesilmez. Hırsızlığı makbul değildir. Hırsızlık olarak addedilmez. Ama onlar elin kesilmesi hususunun Kur'an'da mutlak olarak geçmesi sebebiyle hadisi inkar ediyorlar. Ve elin kesilmesini hükmediyorlar. Yeterli kesilme miktarına dair gelen rivayeti reddetmişlerdir. Bakın e, Abdülkahir İbn Tahir el-Bagdadi Hicri 429. Yani Hicri 600'ler, 700'ler, 800'ler değil arkadaşlar. İbn-i Teymiye'den 400 yıl önce yaşamış Abdülkahir'in Bagdadi Usulü Din adlı kitabında hem yerini isteyenler için de bunu Fun'un 1928'de İstanbul'un kendi baskısıyla bastı arkadaşlar. Hala kitap mevcut. Yine Zülhüveyr ise kıssasını ne yaptık? Anlattık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı adaletsizlikle suçlaması. Bunlar ise kendi aralarında fırkalara ayrılmışlar. Mesela bunlardan el ezerika. Yani hariciler kendi arasında sünnet inkarı hususunda el ezerika. Bu fırka kendisine emanet edildiği halde emaneti yerinde olması gerektiği gibi vermeyen kimselerin tekfirine cevaz vermişlerdir. Tekfir etmişler. Keza evli erkeğin zina etmesindeki recmin iptaline cevaz vermişler. Kadın zina ederse recmine cevaz vermişler. Yani erkek yapıyorsa rejim yok ama evli kadın yapıyorsa ona recm edebilirsin. Buna ise ezerika demişler. Keza en necidet diye bir toplulukta çıkmış içki içen kimsenin haddi yoktur demişler. Şimdi bakın bunlar hep ne fırkası arkadaşlar? Tekfir fırkaları. Ama söylemler ne söylemleri? Sünnet inkarı söylemleri. El meymuniyye. Bu fırka ise kız kardeşinin kızı ve erkek kardeşinin kızıyla nikahlanmayı caiz görmüşlerdir. Çünkü Kur'an bunları haram kılmamıştır tekfiri bir akımdır. Ama bakın söyleme, sünnet inkarı söyleme. Keza el-ma'bediyye, köleden zekat alınması ve daha sonra kölelere verilmesine dair iddiaları vardır. Yani bakın köleden zekat alınır, tekrar köleye verilir. Niye? Çünkü Kur'an'da böyle bir şey mevzu bahis değil. Mutlak olarak zekat geldiği için bunu zikrediyorlar. Bunu Abdul Kahil baghdadi tercüme edildi arkadaşlar. Cidden istifade edebilirsiniz bu kitaptan zikreder hepsini. İmam Malik onlar hakkında şöyle der. Onlarla konuşma. Onların söylediklerini reddet. Çünkü onlar yalan söylerler. Diyor. Rafizlere geldiğimiz zaman son fırka ve bunlarla ilgili de günümüzden bir iki örnek vereceğim. Hemen bitireceğim inşallah. Rafiziler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ...vahyin gelişini inkar eden topluluktur. Yani Cebrail'in bunu karıştırdığını... ...aslen Ali radıyallahu anhu'ya getireceklerini... ...getireceğini ama yolda bir karışıklık olması hasebiyle... ...Allah'ın nebisi aleyhisselatü vesselama getirdiğini... ...ve nübüvvetin onun üzerinden devam ettiğini iddia eden insanlara doludur. En büyük hadis inkarcılarından biri de Rafizilerdir. Çünkü Şerik bin Abdullah... ...Ali radıyallahu anhu'ya meyletmesine rağmen onlar için şunu demiştir karşılaştığın her kimseden e, karşılaştığın her kimseden rafizeler hariç yükü kaldır. Yani bir rafize hariç ama diğerlerinden yükü kaldır onlara yardımcı ol. Çünkü onlar hadis uydururlar. Sonra da hadisleri uydurdukları hadisle istidlal ederler. Bu ne demek arkadaşlar? Hadis uydururlar. Sonra uydurdukları hadisi din edinirler. Rafizlerin hususlarından birisidir. Bütün kitapları uydurma hadisle doludur uydurma hadisle doludur ve tamamını ölecek şekilde din edinmişlerdir. Şerefuddin el Musevi der ki, muhakkak ki sahabedeki adalet kalitesinin hiçbir delili yoktur. Eğer hakim olan Kur'an'ı tedbir etselerdi, içinden kendi kendilerinden olan münafıkların zikriyle dolu olduğunu bulurlardı. Bakın, adam rafizi şii ama söylem ne söylemi? Hadis inkarı söylemi. Bakın, Hüseyin İbni Abdüsemed el-Amili. Bunlar meşhur amililerinden gelen adamlarından biri der ki ehl-i sünnetin amel ettikleri ve rivayet ettiklerinin hiçbirisi sahih değildir. Çünkü Kur'an'a uymamaktadır. Hadis inkarı söylemi. Keza bunların çoğu bugünkü hatırlarsanız Muhammed Abduhlar, Muhammed Amaralar, Fehmi Hüveydiler, Ebu Muhammed'il Gazaliler, veyahut müsteşrik dediğimiz toplulukların tamamının yüzde yüz bakın arkadaşlar bunu burada iddia ediyorum yani gerçekten Mustafa İslamoğlu Muhammed Abduh gibi Muhammed Amara gibi Fehmi Huvaydi gibi Keza Ebu Muhammed il Gazali gibi muasır fikir adamlarının hadis inkarı hususunda deli getirdikleri en büyük fikir akımları rafizlerin fikir akımlarıdır. Bakın Mustafa İslamoğlu'nun bütün, bütün kitaplarına çoğu İsmailiye'nin kitaplarındandır. Yahudileşme tabağına bakın. En son Adem Aleyhisselam'la ilgili çıkarttığı kitaba bakın. Hep İsmailiye'nin, hep Şia kaynaklarının zikrettiği hadis inkarına temayül eden, meyilli olan deliller. O yüzden bizler bunları bilirken arkadaşlar ne olursa olsun bunların nemalandığı yeri bilmek zorundayız. Ve son olarak bunların kısaca başlık altında hadis inkarcılarının genel olarak kendilerine istinad ettikleri sözler. 1. Allah'ın kitabı bize yeter. 2. Sünnet vahiy değildir. 3. Resul'e bit bizatihi itaat etmek şirktir. 4. Resul'ün meşru bir dayanak olması şüphe içerir. Yani geçmişteki söylemlerinden bahsediyorum. 5. Sünnetin emirlerinde Allah'ın emirlerine ters düşen kanunlar vardır. Sahabenin sünnet ile amel etmesi Kur'an'ı terk etmektir. Sünnet kesinlikle bağlayıcı değildir sünnet ancak Kur'an'a uyduğu vakit anılabilir. Asıl şirk sünnetin vahiy olduğuna iman etmektir. Sünnet lafzından kastedilen nebiye has bir özelliktir. Yani bunlar değişiyor. Sünnetin manası ancak Kur'an'ı tebliğde metot ve bağlayıcı değildir. Metottur ama bağlayıcılığı yok. Sünnet ile Yahudi eserlerinin mukarna edilerek sünneti kötüleme, sünnet kelimesi veseni bir ıstılahtır. Bunu diyorlar. Muhammed Amara der. Sünnet ve bir ıstılahtır der. Putsal bir ıstılah. Onların putlarına cevap diye bir kitabı vardır Muhammed Amara'nın. Sünnet kelimesi ve bir ıstılahtır. Son olarak da sünnetin modern hukuku diye kitaplar telif etmişler. Ve bu şekilde 14 başlık altında selefin yani hicri 80'lerden ta günümüze kadar gelen insanların hususen istidal ettikleri noktalar. Allah Teala ve Celle bu fırkaların şerrinden bizi muhafaza eylesin. Subhanak Allahumma bihamdik eşhedü en la ilaha illa ente esteğfiruke ve etûbüleik.